Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte dolaşım sistemiyle alakalı testlerimizi çözeceğiz. 3 tane testimiz var. İlk testimizle başlayacağız. Konu birazcık ayrıntılı olduğu için arkadaşlar bu yüzden sindirimde olduğu gibi 3 tane test yazdım. Şimdi de bakalım isterseniz test 1 le. Hadi gelin bakalım. Gençler e, buradaki soruların bazıları orta düzey, bazıları üst düzey, bazıları ise kolay düzey gelecek ama bizim yöntemle de çözeceğim soruları. Bu yüzden de hani bazı sorular kolay gelebilecektir. Bilginiz olsun. Doğuşum sisteminin görevleriyle ilgili hangisi yanlıştır demişiz. Besin maddelerinin doku hücresine taşıma. Besin maddelerinin doku hücresine taşıma görevi vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Hormonlar kan yoluyla taşındığı için bunu da gerçekleştirebiliyordu. Sindirim enzimlerini taşımayı gerçekleştirmeyecek. Burada görevli olan vatandaş sindirim kanalları olacaktır. Sindirim kanalları tarafından ne yapacaktır? Taşınacaktır. Bu yüzden C şıkkı patlar. Devam. Vücut ısını düzenleme gibi bir görevi vardır. Artık maddeyi boşaltım organlarına taşımada yine ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Cevabımız Ceyhan gelecek. Yukarıdaki grafiği grafikte X yerine değişik, değişkenlerinden hangileri yazılabilir diye sormuşuz. Şimdi atar damar, kılcal damar, toplar damar. Kandaki oksijen miktarı. Kandaki oksijen miktarı yazılabilir gibi gözüküyor değil mi? Ama şunu unutuyorsun. Şunu unutuyorsun. Burada eğer ki akciğer atar damarını akciğer atarı veyahut da akciğer toplarını söylersem o zaman bu grafiğe uyar mı? Uymaz. Bu yüzden bir patlayacaktır. Kandaki karbondioksit miktarı diyor. Kandaki karbondioksit miktarı zaten hani genel itibariyle bakıldığında gitmez. Neden? Çünkü %99.9 atar damarlarda karbondioksit miktarı arkadaşlar ne olacaktır? Daha az olacaktır. Burada yüksek göstermiş. Bu da patlayacak. Kan akış hızında ise arkadaşlar ne olacak? Atar toplar ve kılıcı olması gerekiyor. Patladı. Kan basıncı doğru. Nereden biliyorum? Starlink hipotezinde ben ne yapmıştım bunu arkadaşlar? Bahsetmiştik. Starlink hipotezine göre ne yapmıştık? Atardamar, kılcal damar ve arkadaşlar neydi? Toplar damar şeklinde gidiyordu. Doğru mu? Doğru. Bu da aynı grafik olduğu için. Cevap ne gelir? Adana gelecek. Bir insanda aşırıda verilen organlardan hangisi kanın sağ karıncıktan çıkıp sol kulakçığa gelinceye kadar uğradığı bir organdır? Hemen bizim şekli ne yapıyoruz? Basitçe çiziyoruz abi. Çizdik. Şimdi ne diyor? Nereden nereye? Kanın sağ karıncıktan diyor. Sağ karıncık burası. Sol kulakça gelene kadar, sol kulakça gelene kadar. Ben neyden bahsetmiş oluyorum aslında bakarsanız burada? Küçük kan dolaşımından bahsediyorum, değil mi? Küçük kan dolaşımında kimler vardı? Kalpten akciğere gidiyor, değil mi arkadaşlar? Akciğer. O zaman uğradığı bir organdır diyorsa kalpten nereye gidecek? Akciğere gidecek. O yüzden <laughs> uğradığı organ ne olacaktır? Akciğer olacaktır. İnsan kalbiyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Sol kulakçın miyokart tabakası diğerlerine göre daha kalındır diyor arkadaşlar. Böyle bir şey yoktu. Miyokart tabakası bütün hepsinde aynıdır. Bu yüzden patlayacak. Kalbi iki zardan oluşmuş pevkart tabakası sarar. Doğrudur. Bundan da bahsetmiştik. Kalbi besleyen koroner damarlar miyokart tabakasında bulunur. Evet hatta burada herhangi bir sıkıntı meydana gelirse kalp krizi meydana gelir demiştik arkadaşlar. Kalbin iç yüzeyinin tek sıralı yassı epitel hücreye sarar. Doğrudur. Biz buna ne demiştik? En iç kısmındaki muhabbete endokard demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? Miyokart tabakasında istemsiz çalışan kalp kası hücreleri bulunur. Doğrudur. Zaten kalp kası hücrelerinin çoğu arkadaşlar nedir? İstemsiz çalışan vatandaşlardır. 4 Adana gelmiş oldu. 5'e geldim. Kılcal damarların atardamar uçlarında sıvı basıncının kanın ozmotik basıncı ile doku sıvısının ozmotik basıncı farkından yüksek olması hangisinin gerçekleşmesini sağlar diyor. Şimdi burada yine bildiğimiz Starnik muhabbetini ne yapacağız arkadaşlar? Bir kere daha konuşacağız. İki tane çubuk çiziyorum. Bu çubuğun ortasına bir tane kanın ozmotik basıncını çizdim. Bir tane de şöyle giden bir vatandaş gösterdim. Şimdi bakın burada neydi bu kılcal damarın nesiydi arkadaşlar atar damar ucu şuraya yazalım hatta atar damar ucu bu ise toplar damar ucu değil mi şu kısım ise ne olacaktır arkadaşlar kılcal damar olacak kılcal damarın yani. Şimdi bakın burada 40 mm civaydı basınç. Burada ise arkadaşlar net e, toplar damardan bahsettiğim için 15 mm civaydı. Bu kısım ise 28 mm civaydı. Kılcal damarın atar uçlarında sıvı basıncının kanın ozmotik basıncı ile doku sıvısının ozmotik basıncının farkından yüksek olması. Yani burada basıncın yüksek olmasından bahsediyor. Yani aradaki fark yüksekse burada bahsetmiş olduğum atar ucunda bahsetmiş olduğum vatandaş da yüksektir değil mi? O zaman hangisinin gerçekleşmesini sağlayacak? Hangisinin gerçekleşmesini sağlar? Bu taraftan bu tarafa oksijen gibi, besin gibi maddelerin nesini sağlayacaktı? Geçişini sağlayacaktı. Doku sıvısından kana madde geçişi kolaylaşır. Lan tamam da sen doku sıvısından kana diyorsun. Doku sıvası neresiydi? Doku sıvısı şurasıydı. Doku sıvısından nereye geçiş yapar diyor. Bu tarafa geçiş yapar diyor. Yanlış tam tersi olacak. Patladı. Hücrede gerekli olan oksijen ve diğer maddelerin doku sıvısına geçiş hızını evet. Eğer ki buradaki fark yani 40 ile 28 arasındaki fark fazlaysa ne olacaktır? Sürekli bir geçiş söz konusu olacaktır. Evet aradığım cevap bu. Kan hacminde artma olur diyor. Kan hacminde artma olmaz. Neden olmaz? Çünkü şu yüzden. Eğer ki damar genişliyorsa kan hacminde artış olacaktır. Burada basınç var söz konusu. Patladı. Doku sıvısı azalır diyor. Hayır madde geçişi fazla olduğu için artacak. Karbondioksitin hızla doku sıvısına geçmesi gözlenir diyor. Karbondioksitin hızla doku sıvısına geçmesi gözlenmez. Oksijenin doku sıvısına geçmesi gözlenir. Patladı. 5 bolu iyiydi. 6'ya geldim. Yukarıdaki özelliklerden hangileri büyük dolaşımda bulunan atardamarları damarları, arasındaki farklılığı gösterir? Dikkat edin bir şeye. Büyük dolaşımda bulunan atar damar ile toplar damar arasındaki farkı gösterir diyor. Yani büyük dolaşımdan bahsediyor. Kanın dama yaptığı basınç miktarı. Kanın dama yaptığı basınç miktarı. Bakın biz öncelikle şundan da bahsetmiş olduk hazır vermişken. Yine ne yapacağım abi? Kendi şeklimi çizeceğim. Bu şeklimi çizdikten sonrasında birazcık da şu birazcık büyük oldu ama idare ediverin artık. Şimdi büyük dolaşıma bakıldığı zaman büyük kan dolaşımı nereden başlıyordu? Kalbin sol karıncından başlıyordu. Nerede bitiyordu? Tam çaprazında bitecekti. Sağ kulakçıkta bitecekti arkadaşlar. Büyük tohashında bulunan atardamar topraktan arasındaki farklılığa bakıldığı zaman arkadaşlar kanın damara yaptığı basınç miktarı. Kanın damara yaptığı basınç miktarı ne olacaktı? Bakın burada bir aort söz konusu. Buradan yine ne yapacaktı arkadaşlar? Sonuç itibariyle dağılma gösterecekti. Kanın dama yaptığı basınç miktarı atardamar ile damar arasındaki farklılıkta da var mı burada? Yani basınç ile alakalı bakıldığı zaman atardamarlar daha fazla basınç yapmıştır diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. Neden? Çünkü aort gibi bir maddenin çok fazla basınç yaptığı maddenin diyor, damanın çok fazla basınç yaptığını söylemiştim. Ve aort vücudun en büyük nesiydi arkadaşlar? Atardımaydı. Bu vatandaş toplardımarlara göre daha fazla basınç yapacak mı? Yapacaktı. Esnek lif miktarı tamamında aynıdır. Yani atar damar, toplar damarlar da aynıdır. Endotelyum, tek epitel tabakası bulunduğumda ikisinde de vardır. Kan akış hızına bakıldığı zaman arkadaşlar, kanın akış hızında arkadaşlar ne olacaktır? Atar damar daha yüksek olacaktır. Bu yüzden bunu da alacağım. Ve zaten büyük kan dolaşımında atar daha yüksek olacaktır. Cevap ne geldi? Bolu geldi. Burada çeldirici vatandaş kanın damara yaptığı basınç miktarı olacaktır. Bu da aorttan kaynaklı küçük kan dolaşımı demiş olsaydım eğer ki o zaman işler ne olacaktı? Değişecekti arkadaşlar. Evet buna geldik şimdi. Suyu okumadan öncesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada karaciğer atarı var. Karaciğer atar demişiz buraya. Şurası toplar olacak. Toplar damar. Toplar damarı. Kapı toplar damarı. Aortumuz var. İnce bağırsak atar damarımız var. Ondan sonra böbrek atarımız var. Böbrek toplarımız var. Her şeyi vermişiz. Yukarıdaki bir insanın büyük kan dolaşımına ait bir kısım verilmiştir diyor. Numaralanmış kısımlardan hangisinde üre miktarının en az olması bekleniyor diyor. Şimdi bakın burada bizim üre miktarımız neye bağlıdır aslında bakarsanız ornitin döngüsüne bağlı. Ornitin döngüsü nerede gerçekleşecektir? Ornitin döngüsü karaciğerde gerçekleşir. Karaciğere ben amonyağı veririm. Amonyağı verdikten sonra karaciğerde bana ne verecektir? Üreyi verecektir arkadaşlar. Böyle kadar bir sıkıntı olduğunu düşünmüyor. Karaciğer atardamarı, karaciğer toplar damarı diyor. Şurada amonyanın nesini gerçekleştirdim ben. Üreye dönüşümünü gerçekleştirdim. Ve dolayısıyla ne yapmış oldum ben burada arkadaşlar? Sonuç itibariyle karaciğer topları yardımıyla vücuda vermiş oldum, değil mi? Vücuda verdikten sonrasında bunu ne olacaktır? Sırası da yazıyor bak. Vücuda verdim, karaciğer toplardamarı yardımıyla. Nerlerden geçti? Alt ana toplar damardan geçecek. Alt ana toplar damar. Sonrasında kalbin neresine gelecekti? Sağ kulakçığına gelecektir. Daha sonrasında ne olacaktı arkadaşlar? Sağ karıncığa gelecektir. Sağ karıncık. Sonra ne olacaktı? Kafanızda canlandırın bizim o fasulye şeklini. Akciğer atarına gelecek. Bakın hala ben daha üreyi boşaltmıyorum arkadaşlar. Sonra akciğe gelecek. Akciğer topları yardımıyla Neye gelecektir? Kalbin sol kulakçığına gelecek. Sol kulakçık. Hala yazıyorum bak. Sonra sol karıncık. Sonrasında aort. Aort var gördüğünüz gibi burada. Devam ediyorum hala. Aorttan sonra ne olacaktır? Mesela karaciğer atarına gelecek mi? Gelecek. O zaman karaciğer atarı da var burada. Sonra neye gelecek mesela? İşte böbrek atar damarına gelecek mi? Gelecek. Böbrek atar damarına. Bunların tamamına gelecek. Dolayısıyla burada saydığım vatandaşların tamamında ne vardı? abi? Ürektağı yüksek sonuç itibariyle. Çünkü üreyi boşaltmadım. Üreyi nerede boşaltıyorum ben peki? Üreyi boşalttığım yer böbrek atar damarından böbreğe geçti. Böbrekten süzülme gerçekleşti. Ürenin %50'si atıldı, %50'si geri emildi. Dolayısıyla %50'lik bir miktarı ne yapmış oldum? Atmış oldum. Attıktan sonra ilk karşılaştığım damar hangisi? Böbrek toplar damarı. O zaman üre miktarının en fazla olduğu damar karaciğer topları, üre miktarının en az olduğu topla, şey damar böbrek toplar damarı. Ne diyor? Üre miktarının en az olması beklenir diyor. Böbrek topları olacak. Cevap Edirne gelecek. Olay bu. Tamam. Geldik şuna. Bakalım. Bir insanda sağ karıncıktan kanın pompalanması sırasında. Şimdi hemen bizim şekli bir oturtalım şuraya. Nereden pompalanıyormuş kan? Sağ karıncıktan pompalanıyormuş. Sağ karıncıktan şuradan. Sağ karıncıktan kanın pompalanması sırası, olayının gerçekleşme sırası diyor bana. Histemetleri karıncık kasla uyarılır. Atrioventriküler düğüm uyartı oluşturur. Tüküs kapakçıkta kapanır diyor. Şimdi burada histemetleri karıncık kasların uyarılması kendi kendine gerçekleşir mi? Gerçekleşmez. Kimle beraber gerçekleşecektir? AV düğümünün yani atrioventriküler düğümünün uyarılması da gerçekleşecektir. O zaman ilk başlangıçta AV düğümü uyaracak. Sonrasında his demetlerine ne yapacaktı? Uyartı iletecektir. His demetlerine uyartı iletildikten sonrasında arkadaşlar ne olacaktır? Bakın triküs bit çıktı arkadaşlar. Şurada bulunan triküs bit kapakçıklar ne yapacaktı? Kapanacaktır. Neden? Çünkü kapanma reaksiyonu göstermezse eğer ki bu vatandaşlar ne yapamazlar? Kasılma reaksiyonunu gerçekleştiremezler. Triküs bit kapakçıklar kapanacak. Kapandıktan sonra da kasılma reaksiyonu gerçekleşecek. O zaman AV düğümünü başa alacağım. AV düğümü 2 ile başladım. Daha sonrasında arkadaşlar ne olacaktı? His karıncıklar uyarılacaktı. Bakın kasılma reaksiyonu yok hala. Daha sonrasında t kapaksı kapakçısı da kapanacaktı. 2, 1, 3. Cevap bolu geldi. Olay mı? Karaciğerden çıkan bir glikoz molekülü şeklinde verilen yapıların hangi sayıda uğrar demişiz? Karaciğer bakıldığında karaciğer çizersem bir tane. Ne biçim bir karaciğer ya? Şöyle bir tane karaciğer çizersem eğer ki şu kısım neydi arkadaşlar? Kapı toplayıydı. Kapı. Şu kısım neydi? Karaciğer toplayıydı. Bu kısım neydi? Karaciğer atarıydı. O zaman karaciğer atarı yazıyorum buraya. Buraya da karaciğer topları yazdım. Karaciğerden çıkan bir glikoz molekülü. Karaciğerden çıktı. Nasıl çıktı? Karaciğer topları yardımıyla değil mi? Karaciğer topları çıktıktan sonrasında neye gelecekti bu vatandaş? Altana toplar mı gelecekti. Altana toplar varmışlıklarda yemedi. Yok. Devam ediyor. O zaman neye gelecekti? Sağ kulakçığa gelecekti. Sağ kulakçık varmışlıklarda var. Sağ kulakçığa geldi. Hemen şöyle bir tane kalp daha çizdim. Bakın şöyle... Sağ kulakçığa geldi. Sonra sağ karıncaya gelmesi lazım. O zaman sağ kulakçıkla başlayacağım. 2 ile başladım. Sonrasında sağ karıncıkla devam edeceğim. 1 ile devam ettim. 2 1 ile devam etmem lazım. Patladı. 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 Cevap ne geldi? Belli. Devam ediyorum yine de ben. Şuradan akçı atardım öyle. Devam edecek. Varşıklarda 3 ile devam ettim. Sonrasında akçıya akciğe vuracak. Akçer toplu yardımıyla nereye gelecektir arkadaşlar? Kalbin sol kulakçına geçiş yapacaktır. Cevap Adana geldi. Evet şuna geldik şimdi de. Yukarıda üç çeşit damar birbirine bağlı olaraktan gösterilmiştir diyor. Büyük kan dolaşımına ait bu şekilde ilgili demişiz. Hangisi doğrudur diye sormuşuz arkadaşlar. Şimdi büyük kan dolaşımına ait bu şekilde ilgili demişiz. Büyük kan dolaşımında neydi? Yine bizim kalbi çizdik. Bizim kalbi çizdiğimizde neyi göreceğim ben burada? Şuradan başlayıp şuraya doğru ne yapacaktı? Gidecekti. Dolayısıyla aort var, bir sürü vatandaş var burada. Şimdi burada bir de aklınıza ne gelsin abicim? Büyük kan dolaşımından ziyade bir de ne gelsin? Atar kılcal toplarla birbirine sıralamışsa eğer ki bunu ne gelecekti aklına? Tabii ki de Starlink amcamız gelecekti. Starlink'e göre ne yapacağız bakalım? Çözeceğiz bunu. Şimdi bakın şurada bir tane çizgi çaktım şuraya. Şurada bir tane çizgi çaktım şuraya. Neye benzetmeye çalıştım bunu? Starling'e benzetmeye çalışıyorum yani. Tamam mı? Şöyle bir tane çizgi çektim. Bir de şuraya da bir tane de şöyle çizgi çekelim. Tamam olsun. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada aslında bakarsanız arkadaşlar geometri yapıyorum yani. Hiç şey yapmayın. Geometri ben yani çok biliyorsunuz severim geometriyi. Doku sıvısı ile kan arasındaki madde alışverişi ikinci bölgede diyor. Doku sıvısı ile kan arasındaki madde alışverişi. Şimdi doku sıvısı ile kan arasındaki madde alışverişine bakıldığı zaman burada hangisi için doku sıvısı diye konuşursunuz? Şu bölge için doku sıvısı dersiniz değil mi arkadaşlar? Şimdi doku sıvısı ile hatta şunu şöyle yapalım. Dur daha iyi olur. Şunu şöyle yapalım daha iyi olacak. Şu çizgileri ben bu tarafa doğru koymayayım da Kılcal damarın atardamar ucu olduğu için şu tarafa doğru koyayım. Daha doğru bir iş yapmış olurum. Yine aynı şekilde şu tarafa doğru koymuş olayım. Daha doğru bir iş yapmış olurum. Sonrasında da ne yapalım arkadaşlar? Şunu azıcık daha, dur şunu değil de şu çizgiye. Şunu daha birazcık daha çekeyim. Şunu da şöyle çekmiş olayım tamam mı? Daha doğru görmüş olursunuz yani. Şimdi bakın kılcal damarın atardamar ucu, kılcal damarın toplar damar ucu değil mi? Bu kısım neydi? 28 mm da Bu kısım 40 mm cıvaydı. Bu kısım şu kısım 15 mm civaydı Yine 28 mm cıvayı buraya yazdım. Bakın madde alışverişine bakıldığı zaman şu kısım ben doku sıvısı diye adlandırabilir miyim? Adlandırabilir. Dolayısıyla, dolayısıyla doku sıvısı ile kan arasındaki madde alışverişi diyor. 2 numaralı bölgede gerçekleşir diyor. 2 numaralı bölgede arkadaşlar gerçekleşir mi? Hayır. atardamar damar veya da toplar uç taraflarında gerçekleşmesi lazım. Sen bana iki demişsin patladı bu. Birinci bölgede kan basıncının en yüksek olduğu bölge diyor. Evet atardamarlarda en yüksek bölge. Kandan doku sıvısına madde geçişi birinci bölgede. Kandan doku sıvısına madde geçişi 1. bölgede doğru. Doku sıvısından kana madde geçişi, doku sıvısından kana madde geçişi 3. bölgede gerçekleşiyor. Doğru mu? Doğru bu da. Gördüğünüz gibi bakın. Soru bana direkt ne verdiyse ben de onu ne yapıyorum? Yazıyorum. Olay bu. Tamam. Bu tip sorularda bunu uyguluyoruz. 11'e geldim. Bir insanın kanında bulunan maddelerden hangileri büyük kan dolaşımındaki atar damara göre toplar damarda her zaman yoğunluk olaraktan üstünlük kurar diyor. Yoğunluk olaraktan. Şimdi büyük kan dolaşımında demiş ona dikkat ederim. Hemen şurada bir tane daha vatandaşımı çizeceğim. Hemen ne yapıyorum? Çizdim bunları. Şimdi bakın büyük kan dolaşımı diyorsa eğer ki neyi bilecektim ben kardeşim? Şurada başlayacağım. Yani burası nedir abi? Sol karıncıktır. Şu kısımda bitireceğim. Burası neydi? Sağ kulak çıktı. Yani burada neyden bahsetmiş olmayacağım ben arkadaşlar? Burada herhangi bir şekilde akciğerden bahsetmiş olmayacağım. Akciğer neden çünkü bahsetmiş olmayacağım? Küçük kan dolaşımı örneği çünkü bu yüzden. Maddenin hangi büyük kan dolaşımındaki atar damara göre toplar damarda her zaman yoğunluk olarak üstünlük kurar. Atar damara göre toplar damarda. Her zaman yoğunluk olarak da. Şimdi bakıldığı zaman burada atar damara göre toplar damarda her zaman yoğunluk olaraktan üstünlük kurar demek şu demektir. Toplar damarda her zaman yoğunluk olaraktan ne fazla bulunur diyor. Karbondioksit fazla bulunur mu? Bulunur arkadaşlar. Oksijen atar damarda daha fazla. Toplar damarda daha azdı. O yüzden bunalamayacağım. Al yuvarlara bakıldığı zaman al yuvarla üstünlük kurmayacaktır burada. Üreye bakıldığı zaman üreye baktığımızda hemen böbreği alacağım ele. Böbreği aldığım zaman böbrekte şurada böbrek atar damarıyla getirdim. Atar Şurada ise topları var. Değil mi? Böbrek atar damarında üre miktarı %100 iken Çıkışta böbrek toplar zamanında üye miktarı %50 olduğu için atar damar toplar damarı üstünlük kuruyor. Bu yüzden bu da patladı. Cevap ne gelecek o zaman? Yalnız 2 gelmiş olacaktır. Bu da güzel sorulardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Beslenme yoluyla alınan glikoz molekülü akciğere gidinceye kadar demişiz. Şimdi beslenme yoluyla alınan glikoz molekülleri nereden geçecek ilk başlangıçta? Karaciğerden geçecek. Karaciğerin nesi vardı? Kapı topları vardı. Karaciğer atar, şu şey topları burada. Karaciğer atarı da burada. Karaciğer kapı toplarından geçecek mi ilk başlangıçta? Geçecek. O zaman neyle başlamam lazım? 3 ile başlıyor olmam gerekiyor. Patladı. 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 İki şıkkım kaldı. Daha sonrasında kapı toplar damarından neye gelecek? Karaciğer. Karaciğer toplar damarına gelecek. Karaciğer üstü toplar damarı ile karaciğer toplar damarı aynı şey. O yüzden bir ile devam etmem gerekiyor. bir ile devam edecekmişim. O zaman cevap geldi zaten. Devam ediyorum ben yine. Karaciğer toplar damarından ne yapacaktı? Altına toplar damara geçiş yapacaktır. Daha sonrasında arkadaşlar ne yapacaktı? Altına toplar damarı yardımıyla sağ kulakçığa gelecek. Sonra sağ karıncığa gelecek. Akciğer atar damarı yardımıyla akciğe gidecek. Akciğer toplar damarı yardımıyla... Kalbin sol kulaklığına gelecek. Olay bu. Cevap Ceyhan gelmiş oldu. Ya bu tip sorularda bizim şekli canlandırıyor. Şuradaki şekli canlandırırsan eğer ki herhangi bir hata yapmazsın. Bak diğer şekli ben de bilmiyorum. Neden? Çünkü çok karışık. Öğrencilik hayatım boyunca bana o diğer gıcık kalp şekli verildi. Ve ben dolaşım sisteminden hep sorunlu sorunlu öğrenmeye öğrenmeye geçtim. Bu yüzden hani e, bu şekli bilirsiniz eğer ki, herhangi bir hata yapmazsınız arkadaşlar bilginiz olsun. İnsan kanındaki plazmada vitamin, fibrinojen, hormon, antikor demişiz. Maddelerinden hangileri kalsiyumundan farklı olaraktan bulunur demişiz arkadaşlar. Şimdi bakıldığı zaman vitamin ikisinde de ortaktır arkadaşlar farklı değildir. Fibrinojene bakıldığı zaman plazmada vardır kalsiyumunda bulunmaz. Hormon arkadaşlar ikisinde bulunmaktadır. Antikor arkadaşlar ne olacaktır ikisinde bulunacaktır. Fibrinojen arkadaşlar bir protein de bu yüzden plazmada bulunup kalsiyumunda bulunmayacaktır arkadaşlar. Cevabımız ne gelecekmiş? Adana gelecekmiş. Devam devam devam. Yukarıdaki şekilde dalak dokuları saran bir kılcal damarda kan basıncı ve kanın ozmotik basıncında meydana gelen değişimler gösterilmiştir diyor. Ne bu? Starlink Lan işte Starlink. Bari Starlink yani. Sadece değerler farklı. Değerlerin farklı olması bize hiçbir şey katmıyor zaten. Hani aynı muhabbetin verdi. Moleküllerinin kılcal damar duvarından en yoğun geçişi hangi zaman diliminde gösterilir demişiz. Oksijene bakıldığı zaman oksijen ne ne arasında geçecektir? Oksijen arkadaşlar şuraya bakın bir tane ne yaptım? Hatta şuraya bir tane daha bir dikineyim. Şurada görmüş olduğunuz üçgene bakarsanız eğer ki arkadaşlar neyi görüyor olmanız lazım? Şu kısım atar damar. Şu kısım ise arkadaşlar nedir? Toplar damar ucudur. O zaman bakıldığı zaman şu bölgede şu bölgeye bakarsan bu bölgede arkadaşlar ne olacaktır? Sürekli oksijen ve besin ne yapacaktı? Geçiş yapacaktı. E kardeş bu bölgeye sen 1 ve 2 demişsin. O zaman oksijen ne olacak? 1 ve 2 bölgesinde yüksek olacaktı. Diğer kısma ise şu kısım badığım kısmı ise ne diyeceksin abi? Karbondioksit atık maddelerin geçişi diyeceksin. O zaman buradan buraya da karbondioksit atık maddeler geçecektir. Ne olacak karbondioksit o zaman? 2 ve 3 de fazla olacaktı. 2 ve 3 yaptım. O A vatandaşı için 1 ve 2. B vatandaşı için 2 ve 3 yazacağım. Cevap Edirne gelmiş olacak. Bir insanın kalbinin karıncıklığı kasıldığı zaman diyor. Hemen yine bizim şekli çiziyorum. Daha net görmek adına. Şimdi bakın. Bir insanın kalbinin karıncıkları kasıldığı zaman karıncıklar kasılacak. Şu vatandaş da ne yapıyormuş? Kasılıyormuş. Kasılır. Hangisi doğrudur? Sol karıncıktan aorta kan verilir diyor. Sol karıncıktan aorta kasılma gerçekleştiği zaman ne yapacaktı? Aorta kan gider mi? Gider. Sonuç itibariyle ben bunu kasıyorsam eğer ki burada var olan kan ne yapacaktı? Aorta dolacaktır. Doğru. Sağ kulakça kirli kan alınır diyor arkadaşlar. Şimdi şurası sağ kulakçık mı? Evet sağ kulakçık. Şimdi bakın bu vatandaş kasıldığı zaman şu vatandaş kasıldığı zaman bu gevşemek durumunda mı? Evet gevşemek durumunda. Gevşiyorsa eğer ki ne olacaktır arkadaşlar? Sağ kulakça kirli kan alınacak mı? Alınacak. Kulakçıkta ile karıncıklar arasında kapakçıkla kapanır diyor arkadaşlar. Kulakçıkta ile karıncıklar arasında kapakçıklar. Şimdi bakın burada ben şu vatandaşı kasıyorsam bu vatandaşı da gevşetiyorsam eğer ki bakın kastım ne yaptı kan diğer tarafa doğru aktı. Bu gevşediği için ne yapacak? Kan bu tarafa doğru da olacak. Bunların arasındaki muhabbetler karışmaması için ne yapacaktı? Buradaki kapakçıklar arkadaşlar ne olacaktır? Kapanacaktır diyebiliriz. Cevap ne geldi? Edirne gelmiş oldu. 16'ya geldim şimdi de. İnsan vücudundaki kan içindeki oksijenin hızla artmaya başladığı bir zamanda nereden geçmekte? Ola olabilir diyor. Şimdi bakın buradaki muhabbeti iyi anlıyor olmak lazım. Buradaki muhabbet şu. Ben size burada oksijenin yüksek olduğu damarı sormuyorum. Yani oksijen atıyorum mesela akciğer toplar damarında yüksektir. Kaç oranında? %90 oranında oksijen vardı. Bunu sormuyorum. Diyorum ki sana, diyorum ki sana. Burada bir oksijen miktarı var elimde. %10'luk yani. Bu zamanla %20 oluyor. Zamanla %30 oluyor. Zamanla %40 oluyor ve sürekli artış gösteriyor anlamında soruyorum bu soruyu. Akciğer ve bakıldığı zaman zaten karbondioksit miktarı bakımından yüksektir. Patlar bu. Arvior kılcal damarı. Arvior kılcal damarı nerede bulunur? Solunum sisteminde bulunur. Anlatacağım bunu da ama şöyle hemen bir değineyim burada da. Ben size hemoglobini vermiştim. Bu hemoglobinin ne bağladığını ya oksijen ya da karbondioksit bağladığını söylemiştim. Alveol kılcallarında hemoglobin her zaman oksijen ne yapacaktı? Bağlayacaktı. Dolayısıyla oksihemoglobin kompleksi meydana gelecekti. Ve oksihemoglobin kompleksi sayesinde %10, %20... %30 gibi değerlerle sürekli artış gösterecekti bağlandıkça. Bu yüzden cevap bulu gelir. Karaciğer kılcal damarlarında zaten oksijen ve karbondioksit birlikte yaşar. Neden? Kılcal damar sonuç itibariyle. Ama alveol kılcallarında bu sürekli ne yapacaktı? Oksijenle hemoglobin bağlanacaktı. İstisnadır yani bu. Fatladı. Ana toplar karbondioksit miktarının yüksek olduğu damar. Aort atardamarında oksijen hep yüksektir. Yani %10'dan %90'a fırlamıyor bu muhabbet. Ne yapıyor? %90'da kalıyor. Onu demeye çalışıyor. O zaman cevap ne gelir? Bolu gelecekti. Şöyle devam ettim. Kılcal damarın atar ucundan kan basıncı toplar ucuna kadar hiç değişmeden kalsaydı. Şekil A'da gösterelim. Şöyle bir tane aldım. Şöyle bir tane daha çubuk aldım. Bu Starling hipotezi biliyorsunuz. Şurası neydi arkadaşlar? Ozmotik basıncı, kanın ozmotik basıncı neydi? 28 mm civarıydı. Şu kısmı aldım. Atar damar ucu toplar damar ucuna kadar hiç değişmeden ne yaptım? Basınç kaldı. O zaman ne olacak abi? Şuraya ben doku sıvısı dersem şu maviyle boyadığım bölgeye. Sürekli arkadaşlar bir geçiş söz konusu olacak mı bu taraftan bu tarafa doğru? Evet sürekli bir geçiş söz konusu olacak değil mi? Doku sıvısı miktarının artması beklenir ve beklenir. O zaman birin olduğu ışıklar beklenmez dediği için patlayacak. Patladı. Metabolizma artıklarının kana daha kolay geçmesi. Lan geçemiyor ki. Kalıyor sürekli burada. Bu gerçekleşmez. O zaman iki banko var. Patladı. Kandan dokula ve besin geçişinin yavaşlaması. Kandan dokula ve besin geçişinin yavaşlaması mümkün değil. Neden? Oksijen ve besin sürekli ne yapıyor? Kana veriliyor çünkü. 3 de var Kanın doku sıvısına geçişinin güçleşmesi. Kanın doku sıvısına geçişinin güçleşmesi değil abicim. Neden? Çünkü kan doku sıvısına çok rahatlıkla ne yapıyor arkadaşlar? Geçmiş oluyor. Bakın bunu da aldım. Hangisi beklenmez diyor arkadaşlar. Cevap şurayı düzelttim. Edimle geldi. 18'e geldik şimdi de. 18'e bakıldığında Starling hipotezine göre kanın kılcal damardan dışarıya verdiği madde miktarı içeriye aldığı madde miktarından fazladır. Kanında meydana gelen bu madde kaybı hangisi sayesinde giderilebilir diyor. Starling'i çizdiğimizde şunu görüyor olmamız lazım. Şöyle şunu da uzatalım. Şu kısmında şöyle bir çekelim. Şimdi bakın burada ben şu kısma doku sıvısı dersem eğer ki şu görmüş olduğunuz yeşil kısma bu taraftan bu tarafa ne geçişi vardı her zaman arkadaşlar? Oksijen ve besin geçişi vardı. Fakat bu oksijen ve besin geçişi diyor şu aralarda biriken diyor doku sıvısından diyor daha azdır diyor. Dolayısıyla burada ne yapacaktı? Birikme meydana gelecekti. Ben bu birikmeyi nereye çözebiliyorum arkadaşlar? Ben bu birikmeyi lenfe çözebilir miyim? Çözebilirim. Neden? Çünkü lenf yardımıyla ne yapıyordu arkadaşlar? Buradaki birikme arkadaşlar tekrardan kalbe geri dönüyordu. Sonuç itibariyle lenf dolaşımında çözülebilir. 2- beslenme yardımıyla çözülebilir mi? Çözülebilir. Neden? Çünkü bu taraftan bu tarafa ne yapabiliyorum o zaman? Daha fazla arkadaşlar oksijen ve besin geçişini sağlayabiliyorum. Böbreklerde süzülme miktarının artması ise olmaz. Neden? Çünkü zaten lenf dolaşımı gövde, de, devrede arkadaşlar. Beslenme de devrede. Böbreklerden süzülme hızının artması için herhangi bir sebebim yok. Böbreklerden süzülme hızının artması buradaki doku şeyini ne yapacaktı? Doku basıncını ne yapacaktı? Doku sıvısını yani arttıracaktı. Bu yüzden buna gerek yoktur. Cevap ne geliyor o zaman? Denizde gelecek. İnsan dolaşım sisteminde organlarından hangileri kanın sol karıncıktan çıkıp sağ kulakçığa gelmesine kadar izlediği yolda bulunur diyor. Şimdi hemen şöyle bir tane ne yapalım? Bir kalp çizelim. Şöyle ayrık bir kalp oldu bu. Şunu şöyle yapalım. Şimdi bu kalbi çizdikten sonrasında ne diyor? Sol karıncıktan diyor. Sol karıncıktan çıkan diyor. Sağ kulakçığa gelmesi diyor. Sağ kulakçağa gelmesi. Neyden bahsediyormuş aslında bana? Büyük kan dolaşımından bahsediyormuş. Akciğer var mıydı büyük kan dolaşımında? Yoktu. O zaman yolda bulunur diyor. Birinin olduğu ışıklar patlayacak, patladı. Böbrek var mıdır bu yolda? Vardır tabii ki. Büyük kan dolaşımında dalak var mıdır? Vardır tabii ki. Dalağı saymadık ama ne demiştik? Zaten karaciğer böbreğe gidebilir, vesaire gidebilir demiştik. O vesairelerden bir tanesi dalak zaten. Yani akciğer harici bütün ne yapıyor arkadaşlar? Organlara gidiyor. Cevap ne gelecek o zaman? Denizli gelecektir. Hemen bakıyorum buna da. Bir insanın kalbinin karıncıkları kasıldığında içindeki kanı yapısında bulunan ve aşağıdaki verilen damarçlarının hangisine gönderir demişiz. Çok basit. Hemen şunu aldım. Karıncıklar kasıldığı zaman bu taraf ne? Akciğer atarı. Değil mi? Bu taraf ne? Aort. E o zaman abi belli zaten. Akciğer atarı out atardı mı? Cevap ne geldi? Bolu geldi. Bizim yöntem biliyorsan herhangi bir sıkıntı ne yapmazsın? Yaşamazsın. Tamam. Olay bu. Evet. ilk testimizi çözmüş olduk. Bir sonraki dersimizde ise ikinci testimizi çözeceğiz. Şimdilik hoşçakalınız efendim.